Fenerbahçe kadrosunu değerlendireceğiz. Puanlarımızı vereceğiz sevgili izleyenler. Artık alıştınız diye düşünüyorum süper puan bölümüne ama ben yine de bir kısa özet geçmiş olayım. Altay'la başlayalım Senat. Valla şimdi en yüksek 10 veriyoruz. Şimdi Altay'a 8 verilmiyor. 8. Tek kurtarışa 8 puan Altay. 2 tane yapsan demek ki 10 tane vereceğiz. Bak sana seni seviyoruz yani puanları. Bol bol vereceğiz yani. Gustavo Henrique. O da iyiydi ya. 7. Yani şeye yapıştı o kakaya. Evet 7. Serdar Aziz. 7. Szalai. 6. Ferdi. Ya bir şey söyleyeyim. Yani burada şimdi puan verirken bazı oyunculara karşı sempatin oluyor ya. Farkında olmadan bazen yüksek verdiğimi düşünüyorum. Oluyor mu? Aha, bak evet. Öz eleştiri de var. Hayır yok, geçen şey yaparken. Yani... Geçen Ali Naci var ya öyle evet. Puanlar kırdı ki ikiler falan vardı yani. Ya acayipti. Mesela benim Serdar'a karşı bir sempatim var her zaman. Çok beğenirim tarzını. O yüzden normalde 6'dır ama Serdar'a 7 verdim. 7 verdi. Tamam olabilir canım. Yapacak bir şey yok. Ferdi 6. İrfan Can. 6. Bence de 6. Lincoln. 6. Crespo. Hadi onu sana bırakayım. 6 diyeyim. Ben 6. Yok ben 7 veririm. Tamam. Crespo tamam. Ara gibi ya. Tamam senin için 7 olsun. İspan Yüksek. 6. Valencia. Onlar etkisizdi. Yani, 5'er. Evet, 5'er. Batshuayi, Valencia 5'er. Yani özellikle şöyle maçın da önemini düşününce Valencia ve Batshuayi'den daha yaratıcılık bekliyorsun sanki değil mi? İşte yapamadılar. Yani o evet. Biraz şeyle de alakalı. Rakip de izin vermedi falan. Hani bir sürü şey var. Yani top oraya çok gelmedi. Getiremedi takım. Hani yani gelse doğal olarak 5 değil 6-7 alırlardı top gelse. Top gelmediği için puanları öyle düşük. Peki Arao 6. Fenerbahçe sağlamına yazmıştım o yüzden. 6. Ben 7 veriyorum. 7 olsun tamam. Rossi. 9. Tamam. Devam ediyorum. Pedro. 6. O sayı Emre de 6. Bak Emre de 6. Emre'yi beğendik. Peki o halde süper puanda tamamladık.